Temel doku 3 tanedir. Parenkima, kollenkima ve sklerenkima. Kollenkima, çeperleri kalınlaşmış hücrelerden oluşur ve mekanik destek sağlar. Hücreleri canlıdır. Genç dokularda çiçek ve yaprak saplarında bulunur. Çeper kalınlaşma şekline göre köşe ve levha kollenkiması olmak üzere iki çeşittir. Sklerenkima, kök, gövde ve meyve kabuklarına direnç veren dokudur. Hücreleri ölüdür. Sklerenkima lifleri ve taş hücreleri olmak üzere iki çeşittir. İletim doku iki kısımdır. Ksilem, trake ve trakeit hücrelerinden oluşur. Ara çeperleri erimiştir. Su ve mineral taşır. Kökten yapraklara doğru madde iletimi yapar. Madde iletimi hızlıdır. Hücreleri ölüdür. Kambiyum halkasının iç kısmında bulunur. Floem, yani soymuk boruları, kalburlu boru ve arkadaş hücrelerinden oluşur. Ara çeperler tam erimemiştir. Organik madde iletimi yapar. Madde iletimi çift yönlüdür. Madde iletimi yavaştır. Hücreleri canlıdır. Kambiyum halkasının dış kısmında bulunur. Yukarıdaki şekilde ksilem oluşumu görülmüştür. Bu şekle göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ksilem trake borularının yan çeperleri kalınlaşır. Bu doğrudur. Gittikçe ksilem trake borularının yan çeperinin kalınlaştığını görüyoruz. Trake boruları hücrelerin ara çeperlerinin erimesi sonucu oluşur. Bu da doğrudur. Farklılaşma tamamlandığında ksilem boruları canlılığını devam ettirir. Bu yanlıştır. Ksilem borularının hücreleri ölü hücrelerdir, canlı hücreler değildir. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri ksileme, hangileri ise floeme aittir? Ara çeperleri tamamen erimiştir. Bu ksileme ait bir özelliktir. Kambiyum halkasının iç kısmında bulunur. Bu yine ksileme ait bir özelliktir. Organik madde iletimi yapar. Organik madde iletimi yapan floemdir. Ksilem su ve mineral madde iletimi yapar. Madde iletimi çift yönlüdür. Bu da yine floemdir. Buna göre cevabımız A seçeneğidir.